Oradaki o samimiyetin de verildiğini görüyoruz. Ali Sade Hoca çok samimi bir karakter. Sadece hani hoca ile ilgili olan bence psikolojik olarak baktığımızda bu da sanırım hani diziyi yazan, diziyi çeken kişilerin de kendi bagajları var çünkü. Her ne kadar daha böyle hayata karşı ılımlı olan, değişikliklere açık olan, değişikliğe açık olan bir hoca karakteri çizmeye çalışsa da işte kızının Almanca şarkı dinliyor olmasından rahatsız oluyor. Ama bence dizinin başından itibaren devam ederken benim getirebileceğim en temel eleştirilerden biri buydu. Ali Sadi karakterine çok oturmuyor bence o türde bir şey. Çok tutarsız olmuş. O ana kadar çok tutarlı giderken orada bir tutarsızlık var. Ama hani o karakterin de çok gerekli olduğunu, kanaat önderi olma meselesini birazcık sembolize ettiğini görüyoruz. Köylerde, şehirlerde, yerleşim alanlarında bu türde Türkiye'de pek çok kanaat önderi var. Bu kanaat önderleri yokmuş gibi düşünmek doğru bir şey değil. Hocalar var, mesela Aleviler'de dedeler var. Başka kişilerin başka kanaat önderleri var. Ve bu kanaat önderlerini göz ardı edip sadece dini zeminden bakıp da hor görmek çok akıllıca bir şey değil. İnsanlar sosyal yaşamlarını devam ettirirlerken bu kanaat önderlerine ihtiyaç duyuyorlar çünkü. O yüzden de onun varlığını orada görmek bence çok kritik. Hatta hoca ile ilgili Peri çok böyle rahatsız olup da Gülhan'a söylenirken bir anda böyle işte şamanizmle ilgili bir şey söylüyor olması da bence çok iyi bir eleştiriydi. Yani biri gidip hocaya bir şey sorduğunda onu küçümseyip ya Peru'ya gitmelisin, görmelisin oraları muhteşem demek gerçekten çok hani içi boş ve bir noktada çok ikiyüzlü de bir karakter. Onu göstermesi önemli. Ben en favori karakterimi sona sakladım Rıfat. Çok uzun oldu biliyorum ama bunu söyleyeceğim. Benim dizideki favori karakterim Melisa. Yani Meryem'i ayrı tutuyorum her şeyden ama bence Melisa çok biraz da kendimi de gördüğüm bir karakter galiba. Sosyal olarak hayat tam anlamıyla seküler. Yapmakta olduğu işi seviyor ama yapmakta olduğu işin içerisinde bazen samimiyetsiz bazı noktalar olduğunun farkında. Bunun da eleştirisini yapıyor. Ve en önemlisi başka insanlarla temas etmenin çok önemli olduğunu ve samimiyetin çok önemli olduğunu söylüyor. Peri'yi her bir araya geldiklerinde o diyalogların hepsinde sürekli dövüyor aslında. İşte o böreğini iyi almadığı konusunda Peri'yi dövüyor, kızı küçümsemesi konusunda Peri'yi dövüyor. Olabilir yani o seküler hayatın içerisinde ya da seküler olan insanların içerisinde de birazcık daha az ön yargısı olanları göstermesi açısından bence Melisa çok kritikti. Çok böyle herkes onu işte bir pop karakter gibi görmüş galiba, geçiş karakteri gibi görmüş ama o kadar da değil. Bence orada verdiği mesajın kritik olduğunu düşünüyorum ben. Sizin bu özellikle bu PKK konusunda sol cenaha getirdiği eleştiri bana şeyi hatırlattı. Cüneyt Cebenoyan, soyadını doğru söylüyorum sanırım. Yani Evet. çok trajik bir hayatı var tabii. Hem işte Aynen. ablasını PKK katlediyor, sonra depremde ailesini kaybediyor, sonra çocuğunu kaybediyor. Sonra geçen sene de trafik kazasında kendisini kaybettik. O yani sol cenahın içinde bir günde yazmaya devam ediyordu ve sol cenahın PKK'ya neden tepki vermediğini en güçlü şekilde söyleyen isimlerden biriydi. Onu da burada anmak istedim. Yani direkt onu hatırlattı bana. Şimdi Aynen. diğer soruda da şunu sormak istiyorum. Yani siz bahsettiniz kalıp yargı ve ön yargılarda. Bu dizide bu kalıp yargılarla ön yargıları ne şekilde işlemiş yönetmen ve bunların ortaya çıkması için mi bu şekilde kurgulanmış bazı karakterler? Şimdi diziye gelen en temel eleştirilerden bir tanesi şuydu biliyorsun hani ilk günden itibaren aslında bu türde eleştirileri duyuyoruz. Muhafazakar cenahtan da duyuyoruz. Muhafazakar olmayan bazı kişiler de bunları yazdılar. Neden dizideki başörtülü ana karakter gündelikçi? Neden evlere temizliğe gidiyor? Neden işte başarılı bir avukat değil, başarılı bir doktor değil, başarılı herhangi bir iş yapan başka başörtülü bir kadın değil diye. Ben de aslında ilk günden beri defaatle bunu söylüyorum ve bunun da savaşını veriyorum. Çünkü eğer öyle olsaydı biz birbirleriyle kopuk olan, birbirlere temas etmeyen insanların ön yargılarını izleyemeyecektik televizyonda. Ve bu dizi aslında bunu anlatıyor. Bir başkadır benim memleketim. Aslında bir arada bulunuyorlar ama birlikte bulunmaktan da hiç hoşlanmayan insanlardır benim memleketim söylüyor. Bunu da söyleyebilmesi için Meryem'in tam da Peri'nin o kalıp yargılarına uyan bir tarzının olması lazım. O tarzın olması gerekiyor ki Peri ile karşılıklı bir araya geldiklerinde Peri'nin o kalıp yargıya ilişkin işte kesesine koyduğu, heybesine koyduğu bütün şemalar dışarıya çıkabilsin. Bütün o olumsuz duygularını, bütün ön yargılarını ortaya çıkartabilsin. Hatta bazı zamanlarda ayrımcı davranır. Eğer böyle olmasaydı daha başarılı ve başarılı olması değil. Kuşkusuz bir insan gündelik çok da başarılı olabilir ama Peri'nin baktığı yerden
tırnak içinde Peri'ye göre kendisine daha denk olup da yine de başörtülü biri olsaydı Peri bunu istisnai örnek olarak görecekti. İstisna diyecekti ona. Ama bu pozisyonda istisna diyemiyor. Ve bence dizideki en kritik şeylerden bir tanesi de şu. Sadece Meryem'in başörtülü olması değil. Peri'ye gelip gelmeme, psikiyatriste devam edip etmeme kararını hoca ile konuşma meselesi problem. Çünkü diziyi izlerken fark etmişsindir sen de. Hocayı söylediği zaman Peri çok öfkeleniyor. Ve diyor ki istersen hoca aramızdaki bu konuşmadan bahsetme. Ve Meryem de sinirlenip gidiyor. Yani orada aslında hoca meselesinin çok kritik olduğunu. Çünkü Peri'nin rahatsız olduğu şeyin karşıdaki kişinin bu kadar meselelere din temelli bakması olduğunu görüyoruz. İşte bunun ortaya çıkabilmesi için aslında Meryem'in tam da böyle bir karakter olması gerekiyor. Tam da böyle bir sosyoekonomik düzeyden gelmesi gerekiyor. Tam da böyle bir işi yapıyor olması gerekiyor. Ben bu gelen eleştirileri anlıyorum ama bu gelen eleştiriler bu dizinin temelinde olmamalıydı. Yani bu dizi bir aşk dizisi olsaydı, bu dizi ne bileyim bir savaşı anlatan bir dizi olsaydı kabul ama kalıp yargıları ve ön yargıları göstermek istiyorsanız kalıp yargıları ve ön yargıları uyan karakterleri de koymak durumundasınız zaten sahneye. Öbür türlü bunları gösterme ihtimaliniz yok. O yüzden de bunun doğru bir eleştiri olduğunu çok düşünmüyorum. Bir de belki burada şöyle bir eleştiri de yapmak gerekiyor. Hazır bu dizi izlemeye başladığımız andan itibaren bazı şeyleri konuşmaya da başladık. Bugüne kadar bu eleştirileri yapan, çünkü bir sürü insanın bu eleştirileri yaptığını gördük. Şöyle diyelim, muhafazakar camiadan kaç kişi muhafazakar bir kadın kalıp yargısını kıracak dizi çekti mesela Türkiye'de. Ya da muhafazakar bir erkek kalıp yargısını kıracak bir dizi çekti. Bu yok ki. Yani ben kalıp yargı ve ön yargıları derste anlatmaya başladığımda sosyal psikolojide benim kalıp yargılarla ilgili Lippmann'ın çok sevdiğim bir tanımı var. Lippmann diyor ki 1922'de kalıp yargılar herhangi bir sosyal kategoriye ilişkin bir veri bize verildiğinde gözümüzü kapattığımızda gözümüzün önünde oluşan fotoğraflardır diyor. Ben de o yüzden her zaman Hacettepe Üniversitesi Psikoloji Bölümü 2. sınıf öğrencilerine şöyle bir şey yaparım ilk derse başladığımızda kalıp yargıları anlatırken. Mesela derim ki bir dolmuş şoförü hayal edin. Kapatın gözünüzü. Dolmuş şoförü hayal ederler. Bana söylerler. Sonra işte Adana'daki bir dolmuş şoförünün fotoğrafını koyarım oraya. Çok böyle akça pakça güzel bir kadın. Onların söyledikleri hiçbir şekilde tutmuyor. Bu böyle devam eder derste. İki kere, üç kere yaptıktan sonra artık bilirler ki ben onların çok zihnindekine uymayacak örnek göstereceğim. Bunu bilmelerine ve buna bağlı olarak beklentilerini değiştirmelerine rağmen en üzüldüğüm şeylerden biri, dünyanın en başarılı, en genç doktorunu gösterin dediğimde orada başörtülü kız öğrenciler olmasına rağmen hiçbiri başörtülü bir kız olabilir demiyor. Halbuki dünyanın en başarılı en genç doktorlarından biri başörtülü bir kız. Demek ki burada sadece farklı cenahların bizlere ilişkin, farklı cenahların birbirlerine ilişkin olan şeylerine değil, bizim de kendimize ilişkin kalıp yargılarımıza ve ön yargılarımıza bakmamız gerekiyor. Ben bir başkadırı o yüzden kıymetli buluyorum. Bir başkadırı birazcık daha muhafazakar cenahtan biri çekseydi bu kadar kıymetli bulmayabilirdim açıkçası. Ama sol cenahtan birinin çekmiş olması bana çok cesur geliyor. Çok önemli. Bagajları var mı? Kesinlikle var. Bazı yerlerde de hani Berkun Oya'nın da orada kendi sahip olduğu bagajları görüyorsunuz. Bunu görmeme ihtimalimiz yok. Hepimizin var. Bu konuşma sırasında kim bilir ben kaç tane pot kırdım farkında değilim. Hepimiz hayata bu bagajlarla geliyoruz ama önemli olan bunları birbirimize sergileyebilmemiz ve bunu sergiledikten sonra da karşı taraftan birilerinin vermiş olduğu geri bildirime bağlı olarak nedamet getirebilme samimiyetinin olması. Ya özür dilerim, değiştirmeye çalışıyorum diyebilmek önemli. O yüzden de bu kısmının çok kritik olduğunu düşünüyorum. Yani kalıp yargıları bize olabildiğince kitabın ortasından göstermesinin kritik olduğunu düşünüyorum. Ve dediğim gibi hani belki de bundan sonrasında bu temsiliyet meselesini bir başkadır zemininde değil ama bir başkadıra bağlı olarak konuşup birazcık daha çeşitlendirmemizin zamanı gelmiştir. Bir de dizide şöyle bir pozisyon da var. Dizide aslında bir psikiyatristle danışan ilişkisi var. Bu kısmını da çok konuşmuyoruz. O psikiyatristle danışan ilişkisi içerisinde olması gerekenler ve bunların bir gidip de süpervizyonda anlatılması var. Ve bu aslında bakıldığı zaman ben bir klinik psikolog değilim. Klinik psikolog buraları tabii ki çok daha iyi açıklayacaktır ve yorumlayacaktır ama bu sahnelerin de ben şu ana kadar Türkiye'de çekilmiş olan en iyi psikoterapi sahneleri olduğunu söyleyebilirim. Tamamen gerçekçi mi? Değil. Ama hani en gerçeğe yakınlarının içerisinde yer aldığını söyleyebilirim bazı yerlerine bakarsanız. Mesela işte o börek meselesi çok sembolizasyon gibi düşünüyor herkes. Ama börek meselesinde şöyle bir şey var. Gerçekten bir psikolog veya bir psikiyatrist danışanın getirdiği böreği kabul edemeyebilir. Yani bizim etik kodlarımız açısından bir de böyle bir yeri de var. Bence bu bilgiyi veriyor olmasının da ayrı bir önemi var. Çünkü orada fark etmeden aslında mesleklere, sınıflara, sadece siyasi veya dini görüşleri değil, her türlü sürece ilişkin kalıp yargıların ve önyargıların devam ediyor olduğunu görüyoruz biz de. Bunların hepsini bir şekilde ortaya çıkabildiğini, bir şekilde ortaya döküldüğünü görüyoruz.
Bir de Peri'nin annesiyle babasını göstermesi bence çok kritikti. Anneyle babayı gördüğümüzde o geçişkenliği görüyor oluyoruz. Anneyle babayı, annenin babanın görmenin ötesinde anneyle babanın evine temizliğe gelen kıza annenin nasıl davrandığını görüyoruz. Çünkü biz şunu biliyoruz, hiçbir çocuk doğduğunda önyargılı doğmaz. Ama önyargı gerçekten ailede alınan değerler eğitimiyle öğrenilen bir şey. Bir noktada dizi bize birazcık onu da gösteriyor. Peri kendi de diyor ya, bu annemle babamın bok yemesi. Yani işte her yazın işte aldılar beni Paris'e, aldılar beni New York'a, aldılar beni Roma'ya götürdüler. Zaten Robert'te okudum, sonra gittim Amerika'ya. Geldiğimde bambaşka bir dünya var diyor. İşte orada söylediği şey, evet beni hem farklı büyüttüler hem de evde de aslında beni birazcık düşmanca büyüttüler diyor. O açıdan da önyargıları birazcık ailelerin bize öğrettiğini göstermesi açısından çok kritik. Ben bu meselede kalıp yargı ve ön yargı meselesinde, ayrımcılık meselesinde en önemsediğim şeylerden bir tanesi bu. Ne yapabiliriz diye düşünürsek mesela, biz bunları nasıl ortadan kaldıracağız ya da nasıl birbirimize daha yakınlaşacağız diye düşünürsek, aileler yapacak bunu. Anneler yapacak, babalar yapacak, başka kimse yapamaz. Biz uzmanların yapabileceği şeyler değil bunlar. Annelerin, babaların yapabileceği şeyler. Kendinden farklı olan çocuğu da sevebilirsin diyecek anneyle baba. Okuldaki fiziksel veya zihinsel engelli çocuğun arka kapıdan girmesini istemeyecek mesela. Okul müdürüne bunu söylemeyecek. Sınıftaki çocuklardan bir tanesi annesiyle Kürtçe konuşuyorsa, çocuğunun omuzlarından tutup kendine doğru çekip sen Ahmet'le çok fazla top oynama, olur mu oğlum demeyecek. Aa bak, o bize göre daha farklı bir dil konuşuyor. Ne kadar güzel değil mi? Farklı diller de var diyecek. Çünkü farklılık dünyada çok güzel bir şey ve aslında Türkiye'de bu farklılıklar çok fazla var. Biz bu farklılıklara sahip çıkabilsek bizim için çok daha büyük bir güç olabilir bu. Teşekkürler. Son olarak da şunu sormak istiyorum. Genel olarak ben şeylerde ne derler derslerinizde de yani sosyal psikoloji derslerinde filmler, diziler üzerinden de ders işlediğinizi biliyorum. Yani bu diziler, filmler, medya içerikleri toplumda bir yüzleşme sağlar mı? Bunların nasıl bir işlevi vardır? Siz bu konuda neler söyleyebilirsiniz? Sağlar kuşkusuz. Hem aslında bir kolektif bir aynalanmayı getirebilir. Kendimizi çünkü ekranda gördüğümüzde kendi yaptığımız davranışın sonuçlarının çok fazla farkında olamayabiliriz. Ama sonuçları izlediğimizde bunu fark edebiliriz. Hani bireyin kendini dışarıdan izlemesi gibi. Bence bu dizinin de birazcık öyle bir fonksiyonu var. Bir toplumsal aynalanmayı getirmesi açısından önemli. Bir de aslında hani Elizabeth Noel Newman'ın suskunluk sarmalı vardır ya, hani bireyler aslında farklı görüşlere sahiptirler, kitle iletişim araçları, ama o görüşleri değil de belirli toplumsal normları bireylere verir. İşte o bir sarmala dönüşür. Farklı görüşte olan kişiler dışlanmamak için, dışlanma korkusundan kendi görüşlerini söyleyemezler. Bazen medyada öyle iyi içerikler olur ki, daha farklı sesler olur ki, o çeşitliliğin var olması aslında diğer kişilerin de daha farklı düşüncelerini söylemesini sağlaması açısından kritik. O yüzden de medya içeriklerinin çeşitlenmesi, farklı medya içeriklerinin olması, bazen bizi sinirlendirse de sinirlendirici cümlelerin yer alması medyada çok önemli. Çünkü böyle olmadığı sürece hepimizin gitgide birbirine benzediği bir süreç olabilir. Bunun engellenmesi de birazcık medyayla sağlanacak bir şey. Yani şu hani 8 bölümlük bir diziydi. Yarın bir gün belki diziyi unutacağız ama dizi bittikten sonra, hepimiz dizi izledikten sonra 20-25 gün oturup da evet Türkiye'de böyle böyle şeyler var. İşte muhafazakarlar böyle, sekülerler böyle davranıyor. Neden dizideki şu kişiler Kürt de bunlar Türk konuşmasını yapabiliyorsak bence bu çok iyi bir şey. 90'larda herhangi bir şey, böyle bir şey izlemek zaten mümkün değildi ama 90'larda herhangi bir şey izledikten sonra dizide neden Kürtçe konuşuluyor diye bir soruyu zaten dizide Kürtçe konuşulmazdı, sorma ihtimalimiz de zaten olmazdı. O yüzden bu soruları sorabiliyor olmayı ben çok önemsiyorum. Umarım daha çok sorular sorduğumuz başka şeyler de izleriz yakında. Çok teşekkürler. O sosyal psikoloji açısından her yönden değerlendirdiğimizi düşünüyorum. Programa katıldığınız için tekrardan teşekkür ederim. Son olarak eklemek istediğiniz herhangi bir şey varsa onları da dinlemek isteriz. Ben teşekkür ederim bana soru sormak istediğin için ve benimle konuştuğun için. Başka zaman görüşürüz. Görüşürüz. Çok sağ olun. Politikez Podcast programını dinlediniz. Bu seride bir başkadırı konuşuyoruz. Konuşmaya devam edeceğiz. Bizi dinlemeye devam edin. En yerel ve en küresel podcast programı Politikez'te dinlediniz. Bizi Spotify, Apple, Google Podcast üzerinden ve sosyal medya hesaplarımızdan takip etmeyi unutmayın. Yeni başlıklar ve konuklar için kulağınız bizde olsun.